Kelime sas. Yunanca'da sonu os ya da is ile biten sıfatların üstünlük dereceleri nasıl yapılıyor? Öncelikle artikelimizi yazıyoruz. Yani kelimemiz eril, dişi, nötr hangi gruptaysa önce artikelini yazıyoruz. Sonra pio ekliyoruz. Daha sonra sıfatımızı yazıyoruz. Sindomos, bakın osla bitti. Kısa mesafeli anlamında kısa demek. Ya da ikinci bir alternatif anlamı yine aynı. Yine öncelikle artikelimizi yazıyoruz. Sonra sindomoteros, oteros olarak yazıyoruz. Sindomos, o sindomoteros. Os için geçerli. İkisinde de, iki kullanımda da anlam aynı. Hangisini tercih edersiniz? İstile biten sıfatlarda, vatis görmüştük, e, pahis, şişman. Bunlarda da yine artikeli yazıyoruz. Sonra pio, sonra sıfatımız varis. Ya da diğer alternatif yine anlam yine aynı. O variteros. Burada bu sefer o teros olmuyor da i teros. İpsilonla yazılan i ona dikkat edin. O variteros şeklinde. Anlam ikisinde de aynı. Şimdi cümlelerde daha iyi netleşsin. Auto yine topio palio ya da to apo ola, tu horio. Burada şimdi sondan başa doğru gelelim. Tu horio yeniki aitlik ekinde köy demek, köyün. Ne tür bir kelime. Tu horio köyün bütün evlerinden, ola bütündü. To ev, ta spitia bütün evlerinden, köyün bütün evlerinden. Burada şimdi en eskisi piyo palyo ya da topaliotero. İkisinde de anlam aynı hangisini tercih ederseniz bu ev köyün bütün evlerinden en eskisidir yani bütün yani köyün evlerin en eskisi onu söylüyor burada Aftole en az apotus büyük kauz ya da tuz kaliterus ipolotesin Avara Stin agora piyasada demektir. I agora diş bir kelime. Stin agora. Bu aftos eril çekimlendi. Neden? Çünkü ipoloistis is ile bitiyor. İta ile yazılan is bilgisayar demektir. Kaliteros daha önce öğrenmiştik. Daha iyi demekte. De. Şimdi en iyisi diyeceğiz diğerlerinden olduğu için apotus pio kalos ya da apotus kaliterus ipoloistes burada dikkat edilecek apo'dan sonra etiyetiki yani i hali gerektirdiği için diğerlerinden yani diğer pi piyasadaki apotus pio kalos en iyilerindendir. En iyilerinden biridir anlamında. Bu bilgisayar buradaki Aftos hipolo Ipoloistis ile birlikte gidiyor. Ve Kaliteros da aynı uyumlu. Neden? Çünkü buradaki Apo'dan sonra etiyetiki i halini aldığı için. Dolayısıyla burada da anlamamız gereken nokta kelime hangi haldeyse sıfat da o halde olacak. Burada en az dediği için tekil bu biri. Neyin biri? Piyasadaki en iyi bilgisayarların biri. Yani piyasadaki en iyi bilgisayarlardan biri. Normal yani bağımsız bir Türkçe ile çevirdiğiniz zaman. Simera ine mera tis fetinis chronias ya da Simera ine i Thermoteri, mera, tis, chronias. Burada da yine bugün, bu yılın, bu yıl şeklinde söylerken, tis, fetiniz chronias, bu yılın en sıcak günüdür. Yine burada mera dişi olduğu için, fermi sıcak sıfatını da mera kelimesiyle uyumlu yazıyoruz. Yine, η θερμότερη δε διε Η πιο θερμή μέρα για η θερμότερη μέρα. Η κεσίνα τα άνα αίνα. Μη σώνα πακαλά. Ο Θοδωρής είναι ο πιο σοβαρός μαθητής της τάξης του για ο Θοδωρής είναι ο σοβαρότερος μαθητής της τάξης του. Είναι από τα öğrenci, erkek öğrenci. Neden eril çekimlendi? Çünkü Thodoris eril olduğu için. Kelimemiz, öğrenci kelimesi de eril olarak çekimlendi. Şimdi bu Matitis'in, bu Matitis kelimesinin sıfatı var. En ciddi diyeceğiz. Opio sovaros matitis ya da o sovaroteros matitis. Tis taksis tu, ita yazılan taksi, sınıfının en ciddi öğrencisidir. Todoris sınıfının en ciddi öğrencisidir. Afte yine ipiosindomi ya da i sindomoteri diadromi apo oles yanapas sto horio. Burada da yine köye demek yukarıda gördüğümüz gibi. Bu İpio sindomi en kısa ya da i sintomoteri en kısa yol yani güzergahtır. Apo, oles hepsinden hepsinin ya da yanapas gitmek için nereye? Şu horio köye gitmen için hepsinin en kısa en kısa mesafeli güzergahı budur. Yine bakın gramer olarak incelediğinizde teker teker afte ine diadromi ile uyumlu. Diadromi sindomoteri ya da sindomi diadromi ile uyumlu olmak zorunda. Yine hep diadromi kelimemize bakıyoruz. Kelimemiz eril mi, dişi mi, nötr mü, yalın halde mi, iyi halinde mi? Bunu takip ediyoruz. Piyosine o pio elafris kafes yasena Yanaksekinizsiz tımerası, ya da, piyosine o, elafri teros kafes, ya yanax, sena, yanaksekinizsiz tımerası. Elafris yumuşak demekti. şimdi yine eril çekimledik. Neden eril çekimledik? Kafes kelimesi eril olduğu için. Senin için güne başlamak için en yumuşak en yumuşak derken opio elafris ya da o elafris kahve hangisidir? Piosine opio elafris o elafriteros kafes ya sena ya Yine burada da ikisinde de anlam aynı. Opio elafris ya da o elafriteros sadece o teros olmuyor. Neden? Is ile bitenlerde teros olarak çekimliyorsunuz. Ego kualisa tin pio varia valitsa. Ya da ego kualisa tin variteri valitsa. Kualao a o ile bitiyor. Agapao gibi taşımak demektir. Ego dediğine göre birinci tekil şahısı da ben taşıdım. Neyi taşıdım? Eti et ile kullanacağım kelimemizi. Neyi? Valitsa. Valize, dişi bir halde ve i halinde yazacağım. Dolayısıyla tin, artı kelime yazıyorum. En ağır çantayı taşıdım. Tin piu varia ya da tin variteri deri Yine buradaki itaya dikkat edin. O teri olmuyor. Variteri varis, is ile bittiği için. Posakila ehi o piu pahis antropos tu kozmu. Ya da posakila ehi o pahitheros antropos tu kosmo dünyanın en şişman insanı kaç kilodur? Kaç kiloya sahiptir? Gramer olarak çevirirseniz. Bosa kila kila nötr çoğul olduğu için bosa da kila ile uyumlu. Birinci gramer kuralı bu. Ehi bosa kila ehi. Buradaki ehi e, etiyetiki bosa kilaya uyumlu. Şimdi sahip olan kim? O Pio Pahis. Burada anlam kargısı yaşamamız e, yaşamamanız için söylüyorum. Ehiden sonra etiyetiki değil, neden ton Pio değil diye düşünmeyin. Ehi posakilayla ile tarafı. Şimdi en şişman insan o Pio Pahis antropos ya da o Pahitheros antropos. İkisinde de anlam aynı, değişmiyor. Ποιος είναι ο πιο βαθύς ωκεανός στη γη. Ποιος είναι ο βαθύτερος ωκεανός στη γη. Γιάζονται, για ρίζονται, για δυνιάτα, έντυριν ωκεανός νέρεσιδερ. Άγισιδερ, για τα. Ποιος είναι ο πιο βαθύς ωκεανός στη γη. Ποιος είναι ο βαθύς, ο βαθύτερος ωκεανός στη γη. Με σώμα λαράκ, Piusine o hiroteros su fovos. Şimdi bunu tek olarak yazdım. Çünkü bu hiroteros kakosun üstünlük derecesi. Fovos korku demekti Ve eril bir kelime. Dolayısıyla da eril olarak çekimleyeceğiz. Nedir? Hangisidir? Yani senin en kötü korkun. Biz bunu tam Türkçe'ye yani en büyük korkun hangisidir? Piosine o su fovos. Burada fovos e, yalın halde olduğu için hiroteros sıfatta ona göre, fovoza göre uyumlu oldu. Burada bilinecek nokta os ya da is ile biten sıfatlarda eğer os ile bitiyorsa her zaman artikel yazıyorum. Sonra pio ya sıfatın aynı bırakıyorum. O piosindomos gibi. Ya da Yine artikeli yazıyorum, sıfatımı oteros ile değiştiriyorum. Is ile biten sıfatlarda yine artikeli her zaman yazıyorum, piya ekliyorum, sıfatımı normal bırakıyorum ya da yine artikelimi yazıp sıfatımı iteros olarak değiştiriyorum. Bunlara çalışırsanız daha kolay anlaşılacaktır. Lipon afta yazimera taleme sto lipon yasas. Yazasın.